Merhaba, bu kaydımızda Belçikalı Dardenne kardeşler var. Öncelikle filmleri üzerine aldığım notları paylaşacak, daha sonra Bisikletli Çocuk'ta müziği nasıl kullandıklarından bahsedeceğim. Jean-Pierre Dardenne 1951, Luc Dardenne ise 1954 doğumlu. Belçika, Liège'deki endüstriyel bir bölgede dünyaya gelmişler. Çelik fabrikaları, madenleri ve yaygın işsizlik sorunuyla bilinen bu bölge, Dardenne kardeşlerin çektikleri filmler için zemin oluşturmuş, ele aldıkları konuları etkilemiş, anlattıkları hikayelere mekan olmuş. Jean-Pierre tiyatro, Luc ise felsefe eğitimi almış. İki kardeş 1975 yılında Derive isimli bir prodüksiyon şirketi kurduktan sonra 60'tan fazla belgesel çekmiş. Nazi karşıtı gruplar, Polonyalı göçmenler, yeraltı gazeteleri, 1960 işçi grevleri gibi konuları ele almışlar. Bu filmlerin pek çoğu işçi sendikalarının toplantılarında gösterilmiş. Dardenne kardeşler 1994 yılında Le Film du Fleuve isimli yeni bir prodüksiyon şirketi kurduktan sonra sinema filmlerine yönelmiş, sadece kendi filmlerini çekmekle kalmamış, diğer yönetmenlere de kapılarını açmışlar. Belgesellerden kurmaca filmlere geçme nedenlerine gelince, İki kardeş bunun sinema yoluyla sınırları zorlama ve daha çok soru sorabilme arzularından kaynaklandığını söylüyor. Belgesel sinemadakinden farklı bir yol izlemeleri gerektiğini görmüşler. Çünkü sinema filmleri çekmek, hayatın içinden gerçeklikleri bulup çıkarmayı ve bunları yaşayan, nefes alan tablolar yaratarak anlatmayı gerekli kılıyormuş. Sinema filmleri onlara karakterler yaratma, aktörlerle çalışabilme konusunda özgürlük alanı sağlamış. Dardenne kardeşler toplumcu gerçekçi sinemanın güzel örneklerini yaratırken belgesel sinema geçmişleri de onlara yardımcı olmuş. Öncelikle 1996 yılında çektikleri Söz isimli filmi hatırlayalım. Bu film büyüme çağındaki Igor ve babası arasındaki ilişkiyi anlatır. Igor'un babası yasal olmayan yollardan ülkede bulunan göçmenleri kendi çıkarları için kullanır. Bunu yaparken de oğlu Igor'u işbirliği için zorlar. Derken işçilerden biri ölümcül bir iş kazası geçirir ve ölmeden hemen önce Igor'dan eşi Asita ve çocuklarını kollaması için söz ister. Bu sözü tutma çabaları Igor'u babasıyla karşı karşıya getirir. Süreç Igor'un olgunlaşma öyküsünü oluşturur. Bir diğer film 1999 yılında çekilen ve Cannes'da Altın Palmiye alan Rosetta. Alkolik annesiyle karavan içinde yaşayan genç bir kızın işten çıkarılışını, hayatta kalma ve var olma mücadelesini anlatır. Dardenne kardeşlerin yakın kamera kullanımı Rosetta'nın verdiği mücadeleye şahit olmamızı sağlar. Rosetta, Belçika'da öylesine büyük bir etki yaratmıştır ki, ülkede gençler arasındaki işsizliği önlemek için daha önce hazırlanmış ama onaylanmamış bir yasa tasarısının onaylanmasına ön ayak olmuştur. Bu yasa Rosetta Planı adıyla anılıyor. Genç işsizlere okulu bitirdikten sonra 6 aydan az olmamak koşuluyla bir iş imkanı sunulmasını öngörüyor. Rosetta da Belçika'da gençler konusunda bir sembol olmuştur böylece. Dardenne kardeşlerin 2002 yılında çektikleri Oğul isimli filme gelelim şimdi. Bu film oğlunu öldüren çocuğu çırak olarak yanına alan marangoz babanın vicdanına kamera tutan bir filmdir. Filmde Olivier genç yaşta suça karışmış çocuklara yönelik özel bir okulda marangozluk eğitimi vermektedir. Bu çocuklardan birini çalışması için yanına alır. Ancak çocuk 5 yıl önce Olivier'in oğlunun ölümüne neden olan çocuktur. Bu filmde kamera karakterin arkasına geçerek kayda alır olan biteni. Dardenne kardeşler deyim yerindeyse biz seyirciyi karakterin ensesine yerleştirir. Olivier neden çırak olarak Francis'i yanına alır? İntikam mı almak ister? Öldürmek için mi yoksa bağışlamak için mi? Film boyunca babanın içindeki karmaşıklığın bir parçası oluruz. İçinde yaşadıklarını da hep arkaya yerleşmiş kameradan bakarak hissederiz. Bu filmi izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ve bir diğer film Çocuk. Çocuğunu satan Bruno'nun içsel yolculuğunu anlatır bizlere. Yine zor bir filmdir. Yine soru ve sorgulamalarla dolu bir filmdir. Bu dört filme baktığımızda Dardenne kardeşlerin çoğunlukla aynı aktörlerle çalıştığını, profesyonel olmayan aktörler seçtiğini görüyoruz. Teknik ekip ve kullanılan mekanlarda çoğunlukla aynı. Küçük bir ekip, sınırlı bir bütçe, aynı mekan. Hiç kuşkusuz bunlar bilinçli seçimler ve bunlar Dardenne kardeşlerin film etiğini oluşturuyor. Dardenne kardeşler bu seçimleriyle kendilerini sinema endüstrisinin dişlilerinden ve o sistemin beklentilerinden kurtarmış oluyorlar böylece. Dardenne kardeşler sinemasından örnekler vermeye devam edelim. 2008 yılından Lorna'nın Sessizliği. Vatandaşlık alabilmek için evlendiği kocasının öldürülmesine sessiz kalan Lorna'yı anlatır. Ve yine çok ses getiren bir film İki Gün ve Bir Gece. Fabrika işçisi Sandra'yı anlatır. Sandra depresyon yüzünden bir süre izin aldıktan sonra işine döner. Ancak işveren Sandra yokken işçilerin mesaiye kalarak işi yapabileceklerini düşünür ve Sandra'nın iş arkadaşlarına prim verip karşılığında Sandra'yı işten çıkarma konusunda işbirliği yapmalarını teklif eder. Yani işveren Sandra'yı işten atmayı işçilerin vicdanıyla ilgili bir mesele haline getirir. Genç Ahmet ise Avrupa toplumuna bu defa Belçika'daki Müslüman bir ergenin radikalleşmesi üzerinden bakar. Toplumcu gerçekçi filmler yapan Dardenne kardeşler dışa itilmiş insanların öykülerini anlatır. İşçilerin sömürülmesini, göçmenleri, işsizleri, küçük yaşta suç işlemiş çocukları, çocuk yaşta anne baba olanları gösterir bize. Vicdan öne çıkan temalardandır. Dardenne kardeşlerin filmlerindeki hümanist bakış açısının da altını çizmekte yarar var. Seyirciler ortak bir zeminde buluşurken empati kurar. Dardenne kardeşler seyircilerini ve filmlerinin aldığı tepkiyi önemserler. Ancak film yaparken seyirciyi mutlu etme amacıyla yola çıkmazlar. Bunun yerine bütün dikkatlerini karakterlere ve film içindeki ilişkilere yöneltirler. Dardenne kardeşler dünyayı değiştirmek için film yapmadıklarını vurgulayıp şunları söyler. Dünyanın değişeceğine inanıyoruz ama bunu gerçekleştirmek için film yapmıyoruz biz. Eğer böyle bir motivasyonla hareket etseydik, film bir propaganda aracı olurdu. Ve şimdi kaydımızın ikinci bölümüne geçelim. Bisikletli Çocuk'ta müziğin nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayalım. Bisikletli Çocuk'ta 12 yaşındaki Cyril'in onu terk eden babasını ve babasının ona hediye ettiği bisikleti arayışını izleriz. Bu arayış sırasında masumiyetini kaybedişine ve ihtiyacı olan insanlığa, şefkate, Samantha ile olan ilişkisinde bulmasına şahit oluruz. Dardenne kardeşler filmlerinde müzik kullanmamayı tercih eder. Filmmaker dergisindeki röportajlarında filmlerinde kamera hareketleri, diyaloglar ve sessizliklerle bir ritim yakaladıklarını ve bunun içinde müziğe yer bulamadıklarını ya da müziğe gerek kalmadığını anlatırlar. Bisikletli Çocuğa baktığımızda ise bir farklılık görürüz. Dardenne kardeşler aile, çocuk, güven gibi temaları işledikleri bu filmde Beethoven'ın imparator olarak da bilinen 5 numaralı piyano konçertosunu kullanır. Beethoven bu konçertoyu 1809 yılında bestelemiş, o dönemin en uzun konçertosuymuş. Filmde dinlediğimiz kayıt, piyanist Alfred Brendel ve Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni'ye ait. Dardenne kardeşler, Beethoven'ın 5 numaralı piyano konçertosundaki Adagio bölümünden sadece 22 saniye süren bir cümle kullanır. Yani eserin tamamını değil. Ve bu 22 saniyelik müzik öncelikle 3 defa kullanılır. Filmi 3'e böler. 4. kez kullanıldığı ansa filmin sonlandığı andır. Beethoven'ın eserinde kullanılan 22 saniyelik bölüm Cyril'in arayışlarındaki önemli anlara eşlik eder. İlk kullanıldığı an filmin 3. dakikasındadır. Cyril babasını aramak için okuldan kaçarken yakalanıp geri getirilir. Gece karanlığında yatağında uyurken Beethoven'ın müziği duyulur. Eseri ikinci duyuşumuz 38. dakikadadır. Babasının "Bir daha beni görmeye gelme" dediği sahnelerden sonra Samantha'nın arabasında çırpınıp ağlarken ve Samantha'ya sığınırken duyulur. 68. dakikaya geldiğimizde Cyril babası tarafından bir kez daha reddedildiğinde yine Beethoven'ın müziğinden 22 saniyelik aynı bölümü 3. kez duyarız. Bu defa gecenin karanlığında bisikletiyle giderken onu izleriz. Eseri duyduğumuz son ansa filmin finali olur. Parktaki kavgada bir taşla yaralanıp bayılan Cyril, kendine geldikten sonra bisikletine binip Samantha'nın evine doğru yola koyulur. O anda görüntü kararır. Müziği 4. ve son kez, bu defa daha uzun süreyle duyarız, film sonlanmıştır. Tüm bu sahneleri incelediğimizde Beethoven'ın müziğinin Bisikletli Çocuk'ta Cyril'in hayatında eksik olan her şeyin yerine geçtiğini görüyoruz. Yani sevgi, şefkat ve tesellinin. Bunlar Beethoven'ın müziğinden sadece 22 saniyelik bir cümleyle ifade edilir. Bisikletli Çocuk, Cyril'in yolculuğudur. Bu yolculukla Cyril farkındalık kazanır, babasının onu istemediğini kabullenir, kendini aldatmayı bırakmış olur. Hayatında eksik olan sevgi ve şefkati ona kucak açan Samantha'da bulur. Bu nedenle Samantha, Cyril'in hayatında eksik olan müziğin ta kendisidir. Bu programda Dardenne kardeşlerin filmlerinden bazılarını hatırlamış olduk. Dardenne kardeşlerin çalışmalarını Ken Loach filmleri ve Vittorio De Sica'nın 1948 yılında çektiği Bisiklet Hırsızları'yla da beslemek mümkün. İlgili kayıtlara program arşivinden ulaşabilirsiniz. Bu kaydı yararlı bulduysanız bir arkadaşınızla paylaşmanızı ve kanala abone olmanızı dilerim. Yeniden buluşana kadar hoşça kalın.